Taziyelerimizi kabul ediniz lütfen. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Sizden dinlemek isteriz efendim. Başımız sağ olsun. Profesör Doktor Necmettin Erbakan bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepimiz üzüldük. Siyasette önemli bir kişiydi. Kararlı bir üslubu vardı. Gerçekten inatçı bir üslubu vardı. Ama her şeyin üstüne çıkan nazik bir kimliği ve kişiliği vardı aynı zamanda. Bu beyefendiliği çevresinde hep hissedilirdi. Bir inanç insanıydı ve hizmet insanıydı. İnsanı severdi. 28 Şubat'ta birlikte iktidardaydık. 28 Şubat sürecine birlikte tanıklık yaptık, birlikte yaşadık. O inancını ve direncini bir kez daha orada bizzat gördüm. Bütün ailesine ve milletimize, yakınlarına, Saadet Partisi mensuplarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Sayın Çiller, şimdi tabii sizin yaşadıklarınız, az önce altını çizdiğiniz süreç Türk siyaset tarihine damga vurmuş bir süreç. Dolayısıyla bu sırada yaşadıklarınızı bir parça anekdotlarla bize aktarırsanız çok daha ayrıntılı ve detaylı bir profil çizmiş olabiliriz Sayın Erbakan'la ilgili sanıyorum. Onun yeri olduğunu zannetmiyorum ama tekrar ediyorum, o süreçte birlikte iktidardaydık ve o sürecin bütün ayrıntılarına tanıklık ettik birlikte. Tespitler genelde aynıydı fakat dirençle yaklaştı birçok olaya. İnançlı olduğunu bir kez daha gördüm. Ama tekrar ediyorum, siyasetimizde damgasını vurmuş bir isimdir. Mekanı cennet olsun. Şimdi özellikle kendisiyle ilgili söylenenler, yapılan ölçümler var malum tüm siyasi partilerle ilgili. Ama %1 bile çıksa oy oranı söylenen Sayın Erbakan'ın hiçbir zaman davasına olan inancını kaybetmediği ve hatta belki hani bazı insanlar için acaba mübalağalı bir cümle mi dense de tek başıma da iktidar olacağız, tek başımıza iktidar olacağız diyebilecek kadar davasına inanan ve bunu hakikaten hisseden bir liderdi şeklinde hep kendisinin davasına olan inancı ve yaşadıklarına olan inancının altı çiziliyor. Siz de oldukça da zorlu süreçler atlatmış olan bir noktada kader ortaklığı da yaptınız yaşanan süreçte. Hani bu bağlamda da kendisini biraz bize anlatırsanız çok memnun oluruz efendim. Sayın Erbakan hep inancıyla yaşadı tahmin ediyorum ve o 28 Şubat'ta da bunu dava arkadaşları birlikte gördüler. Hoca tarafı vardı, eğitmeyi severdi ve aslında kendisinin hocalık yaptığı ve sonra da dava arkadaşı olan arkadaşları bugün iktidarda. Dolayısıyla o hocalık tarafının da belki saygıyla anılması lazım bugün. Her zaman iddiasında ısrarlı olan bir kişiydi. Zannediyorum uzun süre siyasette olmasının bir nedeni de bu olmuştur. Bugün söylenecek şey artık başsağlığı dilemektir. Mekanı cennet olsun tekrar. Hayırlı günler diliyorum. İzninizle son bir sual daha sormak istiyorum Sayın Çiller. Çünkü önemli. Kendisiyle ilgili yakın tarihe, geçmişe döndüğümüz zaman özellikle bu 28 Şubat süreciyle ilgili hep söylediği kendisinin bir suçu olmadığı ve atılan imzalarda da bu kadar eleştiriliyor olmasının aslında haksızlık olduğuydu. Hani neydi sizce bu süreçte bu kadar eleştirilmesinin sebebi? 28 Şubat ayrı bir olay. 28 Şubat'ı ayrı analiz etmek lazım. Hı hı. 28 Şubat'ın getirdikleri, götürdükleri de tarih yönünde ayrıca incelenecektir.
Tekrar ediyorum, bugünün meselesi olduğunu veya bugün bunların içine girebilecek zaman ve mekana sahip olduğumuzu şu an için düşünmüyorum. Ama Sayın Erbakan o çizgisinde devam etti. Yani son ana kadar, son günlerine kadar bu siyasetteki varlığına ve davasına olan inancında hiç kırık çizgisi olmadan adeta devam eden bir kimlik ortaya koydu. Hatta son zamanlarda tekrar haber yolladı bize de. Hatta bir ara Demokrat Parti çerçevesinde bir araya gelir miyiz, gelmez miyiz şeklindeki bir takım tartışmalara çok ışık tuttu. Bunlara enerji kattı. Bütün bunlara şahit olduk. Dolayısıyla bu direncini ve inancını, davasına olan direncini ve inancını sonuna kadar gördük. Bu direnci 28 Şubat'ta da görmüştük. Ama bugün itibariyle söylenecek şey ailesine, bütün yakınlarına, Saadet Partisi'nin yakınlarına, dava arkadaşlarına başsağlığı dilemek. Haber gönderdi. Teşekkür ediyorum. Haber gönderdi dediniz en yavrum. Son olarak. Teşekkür ediyorum peki, yavrum. Peki efendim. Peki, ben sizi de daha fazla yormak istemiyorum. Sayın Çiller'e de teşekkür ediyorum.